Değerli dinleyenler, tercih günlerinde bilgisayar mühendisliğini dinledik. Şimdi sırada elektrik elektronik mühendisliği var. Misafirimiz elektrik elektronik mühendisliği bölüm başkanı Sayın Profesör Doktor İhsan Pehlivan hocam. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Hocam fakültemiz, üniversitemizin lokomotifi. Elektrik elektronik mühendisliği de bu anlamda, biraz da ben kendim de içinde bulunduğum için biraz torpil geçiyor olabilirim ama burada lokomotif bir görev üstlendiğini biliyoruz. Önce sizi bir tanımak isteriz Sayın Hocam. Sizi tanıdıktan sonra da bölümümüzle alakalı ayrıntılı sorulara geçeceğim. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Öncelikle bu tercih günleri kapsamında başvuru yapacak, yani tercih yapacak öğrencilerimize başarılar diliyorum. İnşallah gönüllerindeki bölümlere girerler. Ben Profesör Doktor İhsan Pehlivan. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanıyım. Lisans eğitimimi 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tamamladım. Yüksek lisans ve doktorumu da yine sırasıyla 2001 ve 2007 yıllarında Sakarya Üniversitesi'nde tamamladım. 10 yıllık bir üniversite dışı deneyiminden sonra 15 yıldır da Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde çalışmaktayım. 25 yıllık bir deneyimimiz var. İsterseniz bölümümüzden de bahsedelim. Hocam iyi olur çünkü bölümümüz öğrencilerin tercih, özellikle mühendislik tercih edecek tabii. Evet. Teknoloji fakültelerinde ya da mühendislik fakültelerinde tercih yaparken tercih ettikleri önemli bölümlerden bir tanesi. Biz bu anlamda önce tercih edecek arkadaşlarımız için elektrik elektronik mühendisliği bölümümüzün yapısını, akademisyen yapısını, yaptıkları projeleri, biraz belki ders müfredatları, evet, nasıl ders işliyoruz, bununla alakalı biraz bilgilendirme alabiliriz sizden. Tamam. Öncelikle elektrik elektronik mühendisliğinin çok farklı alanlarında bölümümüz bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmayı, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatılmış problem çözme ve analitik düşünme yeteneğine sahip, uygulama becerisi yüksek, üstün nitelikli mühendisler yetiştirmeyi, yine sanayi ile işbirliği içerisinde yürütülen mühendislik faaliyetleriyle ülkemizin teknoloji gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamakta bölümümüz. 2010 yılında kurulduk. 2011 yılında birinci öğretim, 2013 yılında da ikinci öğretim almaya başladık. Şu anda bölümümüzde şu an itibariyle 900 lisans öğrencisi, 100 kadar yüksek lisans ve doktor öğrencisi bulunmakta. İlk mezunlarımızı 2014 yılında verdik. 9 yıldır mezun veriyoruz. Toplamda 800 aşkın mezunumuz var. Yani bölümümüz Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'nin mühendislik akreditasyonu için ilk 2015 yılında başvurdu ve iki dönem akreditasyon aldık. Şu anda 2027 yılı Ekim ayına kadar mühendislik akreditasyonumuz devam ediyor. Akreditasyonun önemi nedir? MÜDEK akreditasyonu uluslararası eğitim denkliği, eğitim eşdeğerliği belgesidir. Dolayısıyla mezunlarımızın diplomalarında EUR-ACE etiketi olduğundan dolayı uluslararası standartlarda bir mühendislik eğitimi verdiğimiz tescillenmiş durumda ve mezunlarımızın diplomaları yurt dışında tanınır durumda. Kadro olarak öğretim kadromuzda 5 profesör, 4 doçent, 7 tane de doktor öğretim üyesi var. 5 tane de asistanımız var. Toplam 21 tane öğretim elemanıyla eğitime devam ediyoruz. Ve güçlü bir akademik kadromuz var. Hocalarımızın büyük bir çoğunluğu sanayide danışmanlıklar yaparak, TÜBİTAK projeleri ve dış kaynaklı projeler yazarak ve araştırma merkezi müdür olan 3 tane hocamız var. Yani çok faal bir bölümümüz. Dolayısıyla hem akademik yayınlar, Science Citation Index dediğimiz SC yayınlar anlamında, hem TÜBİTAK projeleri ve diğer dış kaynaklı projeler anlamında, hem sanayiye verilen danışmanlıklar anlamında ve dünyanın ve Türkiye'nin en büyük uzay ve havacılık fuarı olan Teknofest yarışmaları kapsamındaki ödüller anlamında, teknik geziler, bölümde verilen seminerler anlamında çok faal ve yetkin bir bölümümüz. Tercih yapacak öğrencilerimize üniversite puanıyla değerlendirmemeleri gerektiğini ifade etmek isteriz. Evet, yabancı hoca ve öğrenci konusunda, evet, da hani bir aktif bir bölüm elektrik, tabii, elektronik mühendisliği. Burada belki şeyden bahsedebiliriz hocam. Bu biz disiplinler arası çalışmaya son derece yatkın bir bölüm. Kesinlikle. Dolayısıyla biraz aslında elektrik elektronik mühendisliğinin güncel trendlerde nerede olduğuyla alakalı tercih edecek arkadaşlarımızı biraz yönlendirebiliriz. Tabii ki. Bölümümüzde Güney Kore'den bir profesör doktor hocamız var.
O da Biyomedikal Araştırma Merkezi'nde sizlerle birlikte ve yüksek lisans doktor öğrencileri birlikte güzel çalışmalar yapmakta. Dolayısıyla hem gömülü yazılımlar, gömülü sistem mühendisliği anlamında, hem biyomedikal anlamında, hem güç elektroniği, elektrik makineleri anlamında bölümümüz enerji, yine enerji üretim, iletim, dağıtım anlamında yetkin hocalarımıza sahip. Dolayısıyla bizim elektrik elektronik mühendisliği hem Türkiye'de hem dünyada çok kritik bir role sahip. Şimdi enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımından tutun da elektronik ürünlerin tasarımına kadar çok geniş bir yelpazede mezunlarımız çalışıyorlar. Örnekler vereyim. Tabii hayatın her alanında, sektörün her alanında olduğumuz için birkaç örnekle geçelim. Savunma sanayinde örneğin iletişim, radar, elektronik harp gibi alanlarda çalışabilirken, diğer taraftan internet, telefon, iletişim teknolojileri, bu alandaki verimliliğin artırılması veya yine başka bir örnek, elektrik mühendisi olarak çalışıyorsa mezunlarımız, enerji verimliliğini artırma, yenilenebilir enerji kaynakları. Yine dünyada da işte bilgisayarlar, akıllı telefonlar, internetler, otomotiv elektroniği, işte endüstri otomasyon tasarım sistemlerinin fabrikalarda uygulanması, elektrikli araçlar, akıllı trafik yönetimi, işte akıllı tarım, yani sürdürülebilir çevre dostu ulaşım teknolojilerinin geliştirilmesi gibi, tıbbi cihazların tasarım geliştirilmesi gibi hayatın her alanında, sanayinin her tarafında bizim mezunlarımız çalışıyorlar. Daha çok şey var söyleyecek ama süremiz kısıtlı zannediyorum. Evet evet, biraz kısıtlı süremiz var. Biz biraz şeyden bahsedebiliriz. Yani biz teknoloji fakültesi elektrik elektronik evet. mühendisliği olarak genel olarak müfredatımızı belki artı bir eğitimindeki evet. nasıl bir yol izliyoruz. Bu müfredatla alakalı biraz bilgi verebiliriz. Kesinlikle. Adaylarımıza. Tabii bölümü tanıtırken de 7 artı 1'den bahsetmedim. Burada da bahsedeyim. Fakültemizde ve bölümümüzde 7 artı 1 eğitim modeli uygulanıyor. Öğrencilerimiz 7. veya 8. yarı yıllarda bir dönem tam zamanlı olarak şirketlerde, fabrikalarda deneyim kazanıyorlar. Ayrıyetten 40 gün yaz stajı yapıyorlar. Yaptıkları bu 7 artı 1 eğitim modeli ve 40 gün yaz stajı sayesinde uygulamalı eğitimlerle öğrencilerimiz henüz mezun olmadan ciddi bir mesleki tecrübe kazanıyorlar. Bu da tabii mezunlarımızın istihdam edilme oranını artırıyor. Öğrencilerimiz daha mezun olmadan büyük bir oranda iş teklifi alıyorlar ve işe daha mezun olmadan bir kısmı yerleşiyor. Verilen dersler anlamında birinci sınıfta tabii fizik, kimya, matematik gibi temel dersler var. İkinci sınıfta mühendislik matematiği, diferansiyel denklemler, işte yazılım dersleri diyebiliriz. Üçüncü ve dördüncü sınıfta asıl meslek dersleri geliyor. Yine teknik İngilizce, işaret sistemler, haberleşme, elektrik makinaları, güç elektroniği gibi alanın gerektirdiği zorunlu dersler ve seçmeli derslerde de özellikle bilgisayar mühendisliği bölüm başkanımız da vurguladı. Yapay zekaya giriş, biyomedikal, yüksek gerilim, görüntü işleme, elektrik tesisleri gibi çok çeşitli alanda 48 tane seçmeli dersimiz var. Laboratuvarlarımız yine çok zengin laboratuvarlarımız var. 10 tane laboratuvarımız var. İşte elektrik, elektronik, devreler, sistemler, kontrol, güç elektroniği, mikro işlemciler, elektrik tesisleri, biyomedikal, otomasyon, bilgisayar laboratuvarları gibi zengin bir laboratuvar altyapısına sahibiz. Hatta özetle söyleyeyim, sanayide firmalarda örneğin yüksek gerilim dersi kapsamında 1 milyon volta kadar ölçüm yapılabilen bir firmada öğrencilerimiz orada yüksek gerilim dersi kapsamında deneyler yapıyorlar. Evet. Laboratuvarlarımızda zengin bir cihaz altyapısı var. Bunun yanında teknik geziler düzenliyoruz. Firmalara, fuarlara, örneğin Elektrik Mühendisi Odası'nın bir fuarına katıldık bu sene. 2019'da da katılmıştık. Bölümde sanayide tecrübeli olan firma sahipleri, müdürleri, CEO'lar bölümümüzde her hafta bir dönemde 5-6 hafta bölümümüzde seminerler veriyorlar. Üniversitenin olanakları çok iyi. Yine biraz önce de söyledim, Türkiye'nin ve dünyanın zannediyorum en büyük uzay ve havacılık fuarı olan Teknofest'te bu sene örneğin 15 kategoride 38 takımla üniversitemiz ve fakültemiz katıldı. Bunun da büyük bir takımların büyük çoğunluğunda elektrik elektronik mühendisliği öğrencilerimiz yer aldı ve başarılar elde ettiler. Örneğin bir tane birincilik, 3 tane ikincilik, 3 tane de üçüncülükle Teknofest yarışmalarını tamamladık. Özel bir örnek vereyim. Ulaşımda yapay zeka kategorisinde İlk 10'a giren 9 takım su bidon olurken ilk 8 sıranın tamamı su bidon oldu ve bunlar bizim elektrik elektronik mühendisliği öğrencilerimizdi. Bunu da gururla söylemek isterim. Bunu belki biraz daha açmak lazım evet. Sayın Hocam. Burada 1000 takımdan evet. ilk 10'un 9'u
belki demek. Yani bin takımdan ilk 19'u ulaşımda, yapay zeka alanında. SUBÜ'den, teknoloji fakültesinden ve bizim bölümden çoğunlukla ağırlıklı olarak tabii bu tarz takımlar aynı zamanda disiplinler arası bir yaklaşımla farklı bölümden arkadaşların da katılımı da oluyor. Onların da çok ciddi katkıları, etkileri var. Kesinlikle, bu anlamda hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yani artık dünya disiplinler arası çalışmaya doğru gidiyor ve elektrik elektronik mühendisliği burada çok bir kilit rol oynuyor gibi. Hem donanım tarafında hem şey tarafında. Son olarak Sayın Hocam, arkadaşlarımız elektrik elektronik mühendisliğini tercih ettiklerinde, özellikle teknoloji fakültesinin elektrik elektroniğini tercih ettiğinde sahip olduğu bu yeteneklerle nerelerde iş bulabilir? Hangi alanlarda çalışabilirler? Evet. Bu anlamda işin akademik tarafı da olabilir, diğer tarafta olabilir. Burada biraz sizin gözünüzden bölüm başkanı olarak bir yorum alırsak seviniriz. Biraz önce elektrik elektronik mühendisliğinin Türkiye'deki ve dünyadaki yerinden bahsederken zaten aslında çalışma alanlarından bir parça bahsetmiş olduk. Doğru. Yani hayatın her alanında ve sektörün her yerindeyiz. Bütün fabrikalarda elektrik elektronik mühendisleri var. Dolayısıyla enerjinin üretiminden, dağıtımından tutun, aydınlatmadan İşte bir fabrikadaki otomasyon tesislerine kadar, gömülü yazılımlara kadar, mikro işlemci yazılımlarına kadar, elektrikli cihaz tasarımından, işte biyomedikal cihaz tasarımına kadar, yapay zekadan akıllı tarıma kadar, havacılıktan uzaydan uçak ve radar veya uydu tasarımlarına kadar, yani aklımıza gelen her yerde, sağlık teknolojilerinde, savunma sanayinde, tarım teknolojilerinde ve sanayinin her yerinde bizim mezunlarımız çalışabiliyor. Yani biraz daha özele girmek gerekirse, mesela TÜBİTAK'ta, TRT'de, TÜRKSAT'ta, EPDK'da, Savunma Sanayi Müsteşarlığı gibi bütün devlet kurumlarında çalışabildikleri gibi özel şirketlerde, örneğin Turkcell, Telekom, Vodafone, Aselsan, Havelsan, Roketsan, TEİ, Baykar, TUSAŞ, Minsoft, Toyota, Tırsan, TEİAŞ, SEDAŞ gibi yani sayamayacağımız kadar çok fazla özel sektörde her yerde çalışabiliyorlar. Ayrıca Elektrik Mühendisleri Odası'na kayıt olarak yani serbest mühendis müşavir olarak kendi şirketlerini kurup kendi projelerini, kendi ihalelerini alıp kendileri de şirket kurarak çalışabiliyorlar. Kendi şirketleri deyince hocam sadece elektrik tarafı değil tabii. Dünyada tabii. Büyüyen bir trend. Startup kurup hatta o teknolojiyi geliştirip belki birine satmak. Kesinlikle. Ya da iyice şirketi büyütmek. Kesinlikle. Bizim kendi hem akademik kadromuzdan hem de öğrencilerimizden değil mi? Startuplarını kurup devam eden arkadaşlarımız da var teknokentler üzerinde. Bilgisayar mühendisliği hocamızın söylediği gibi bilgisayar mühendisliğinin iş bulurken piyasada bir avantajı var. Kesinlikle elektrik elektronik mühendisleri de kendilerini güzel yetiştirdikleri zaman yazılım tarafı da olacağı için gömülü yazılımla donanım tarafına hakim olarak, yazılıma da hakim olarak piyasada kesinlikle bir iş üstünlüğüne, iş bulma üstünlüğüne sahip mezunlarımız. Tercih yapacak öğrencilerimize Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ni ve Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümümüzü tavsiye ederiz. Güçlü bir akademik kadromuz var. Proje yapan, sanayiyle iç içe olan bir kadromuz var. Puanla değerlendirmeyin. Çok daha üst yerleri hak ettiğimizi düşünüyoruz. Hepinize tercihlerinizde başarılar, isabetler diliyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Güzel bir sohbet oldu. Bu anlamda umarım tercih yapacak arkadaşlar için de yönlendirici olmuştur diyelim. Biraz sonra sırada hocam inşaat mühendisiyle devam edeceğiz. Ben çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Umarım öğrencilerimize faydalı olmuştur. Teşekkürler.